simultaneous civil act of will against the armed forces, unfortunate. Bu bir milat. The Turkish nation made history that night. ...15 Temmuz hain darbe girişimine karşı Türk insanının demokrasiye, özgürlüğe, bağımsızlık ve geleceğine cesaretle sahip çıktığını ifade ederek sözlerime başlamak istiyorum. Milletimizin her bir ferdi darbeci, Fethullahçı terör örgütünün ülkemizin geleceğine kasteden girişimine açıkça, cesaretle, güçlü bir şekilde dur demiştir. Hedeflerine ulaşmak için her tür acımasızlığı yapan FETÖ'ye karşı milletimizin iradesine sahip çıkması elbette Türkiye'nin demokratik birikimi ve olgunluğuyla mümkün olmuştur. Biz şuna inanıyoruz. Demokrasimizin gücü ve Türk insanının cesareti sayesinde darbe girişimi bastırılmıştır ve demokrasi galip gelmiştir. Aynı güç ve cesaret Fethullahçı terör örgütü mensuplarının er ya da geç hak ettikleri cezayı bulmalarını sağlayacaktır. 8 yıl önce bugün Fethullahçı terör örgütü tarafından gerçekleştirilen hain darbe girişimi Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde aziz milletimiz ve kahraman güvenlik güçlerimiz sayesinde bozguna uğratıldı. Türk milleti kendi iradesi üzerinde bir güç tanımadığını, devletini ve demokratik kazanımlarını korumak için hayatını vermeye hazır olduğunu gösterdi. Vatan ve devlet uğruna kahramanca mücadele verdi. Yurt içinde sürdürdüğümüz mücadele sonucunda sıkışan terör örgütü yurt dışı faaliyetlerine ağırlık vermeye yönelmiştir. Nitekim bugün FETÖ'nün yurt dışı yapılanmasıyla mücadele Türk dış politikasının öncelikli gündem maddelerinden biri haline gelmiştir. FETÖ tehdidinin farkına varan pek çok ülke kendi topraklarında örgütle bağlantılı sözde okul ve derneklerin faaliyetlerine son vermiştir. Yabancı muhataplarımıza yaptığımız tüm temaslarda gizli bir kült niteliğine haiz FETÖ'nün sadece ülkemiz için değil, kendileri için de bir güvenlik tehdidi oluşturduğunu vurguluyoruz. Örgütün kendisine siyasi ve ekonomik nüfus alanları yaratmaya amaçladığını, gizli bir suç ve casusluk örgütü gibi çalıştığını anlatıyoruz. There were efforts made to derail the democracy in Turkey. And Turkish nation got together and defended their own country and their own democracy so successfully that those who were there to divide the nation failed miserably, and the nation stood together. I was among the very first foreign parliamentarians who visited Turkey soon after the failed coup, and we saw some of the evidence of what had happened only a few months before our visit. The presidential palace was damaged. I see the democracy in Turkey or Turkey being protected by their own people, and I hope that remains forever. Bugün burada ülkemizin tarihindeki en karanlık günlerden biri olan 15 Temmuz 2016 darbe girişimini anmak ve bu hain saldırıya karşı direnen kahramanlarımızı onurlandırmak için toplandık. Demokrasiye ve milli iradeye yönelik bu hain saldırıyı unutmadık, unutmayacağız. 15 Temmuz gecesi Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki bir grup hain milletimizin iradesini hiçe sayarak demokrasiyi ortadan kaldırmak ve ülkemizi karanlık bir döneme sürüklemek amacıyla bir darbe girişiminde bulunmuştur. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla meydanlara inen milyonlarca vatandaşımız tankların, helikopterlerin ve savaş uçaklarının karşısında korkusuzca durarak demokrasisine sahip çıkmıştır. Dedim ki ben de dahil olmak istiyorum. Polisler kendi aralarında tartıştılar. Sonra ya bir silah fazlamız olur dediler. Yaklaşık 14 tane polis. Ben de aralarına dahil oldum. Bekliyoruz. Bir askeri araç geldi. Bu arada polis arasında şu konuşma geçiyor. Ya diyor karakolda kaç tane asker vardı biliyor musunuz diyor. Ya 40 diyor birisi. Birisi 50 diyor. Ya 40-50 silaha karşı bizim silahlarımız yeterli olur mu konuşması var. Birisinden öyle güzel bir söz geldi ki, gerekirse iki defa ölürüz abi dedi bir tanesi.